önceki videoda yaptığım yeni doğan 3 ay arası hırkamın şimdi şapkasını da yapacağız. Battaniyem kanalımda yayında bunun hırkasının da anlatımını yaptım. Hırkamı battaniyeden modelini küçülterek hırkamı çalıştım. İlmek sayılarını küçülterek. Şimdi şapkamızı da sadece pirinç olarak çalışacağız arkadaşlar. Yeleğimizi de ördük. Şimdi tam bir takım oluşturacağız. Battaniyemizle birlikte battaniyemizi de kaldıralım. Şimdi ipimi ben yeniden bu videoyu daha önceki videoları seyretmeyen arkadaşlarım için ipim Alize'nin Baby Best'i %10 bambu karışımlı 240 metre uzunluğunda ipimiz. Bu ipimin renk numarası 450. Güzel bir krem rengi. Şişim 3,5 numara arkadaşlar. Şişime 67 ilmek attım. Ve başlangıç sıramın dışında da 4 sıra haroşa ördüm. Şimdi modelimizi kuralım. Kenarlarda 2 ilmek haroşa bırakacağım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim haroşa. Bir düz örerek başlıyorum. Bir düz, bir ters, tek ilmek üzerinden 2 sıra ördüğümüz pirinç modelini uygulayacağız. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Son 2 ilmeğe kadar bir düz, bir ters öreceğim. Son 2 ilmeğe kadar pirincimi tamamlayayım arkadaşlar. Lastik örer gibi bir ters, bir düz örüyoruz. Sıra sonuma geldim. Son olarak bir düz ördüm. Ve 2 ilmek de kenarda haroşamı örüyorum. Arka yüzümde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerini haroşa ördüm. Önümdeki ilmek ters. Bir ters, bir düz yine. İlmeklerimi nasıl görüyorsam o şekilde örüyorum. Ben buna çiftli pirinç diyorum arkadaşlar. Bunu hırkamı anlatırken de paylaştım. Battaniye anlatımında çiftli pirinç dediğimde yorumlar, bu tekli pirinç diye yorumlar aldım. Tekli pirinçte önde modeli kuruyorsunuz. Bir ters, bir düz. Arkada terslerin ve düzlerin yerini değiştiriyoruz. Bu tek ilmek üzerinden 2 sıra örüyoruz pirincimizi. Ben o yüzden buna tek ilmek üzerinden kurulan çiftli pirinç diyorum. Yani 2 ilmek üzerinden de pirinç modeli çalışılıyor. Tek ilmek üzerinden de 2 sıra ördüğünüzde çiftli pirinç haline geliyor. Şimdi ilmeklerimi arka yüzde de gördüğüm gibi örüyorum. Ön yüzümüze gelelim ve yerlerini değiştirelim pirinçlerimizin. Çok çok kolay bir yeni doğan şapkası çalışmış olacağız arkadaşlar. Son 2 ilmeğe kadar ilmeklerimizi tamamlayacağız. Düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters örüyoruz. Son ilmeklerimize geldik. Tersimi ördüm. Son 2 ilmeğim de haroşa olarak
Ördüm. Ön yüzüme geldim. Şimdi ilk ilmeğimizi haroşadan sonra düz örerek başladık. Şimdi yerlerini değiştireceğiz. Düzlerin üstüne ters, terslerin üzerine düz öreceğiz. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi haroşa ördüm. İlk ilmeğim düz. Bunu terse çevirdim. Sıradaki ilmek ters. Bunu da düze çevirdim. Düzlerin üstüne ters örüyorum. Ters ilmeğin üstüne düz örüyorum. Düzleri terse, tersleri düze çevirerek önde pirinçim modelimi kuruyorum. Arkada yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Tersimi düze çevirdim. Düz ilmeğimi terse. Son iki ilmeğe kadar yine sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuma geldim. Tersin üzerine düz örüyorum. Düzün üzerine ters. Tersin üstüne düz. Son düz ilmeğimin üstüne ters ördüm. İki ilmek kenar haroşamı ördüm. Yine aynı şekilde arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. İki ilmek kenar haroşamı aldım. İlk ilmeğim düzle başlıyor. Düzün üzerine düzü, tersin üstüne tersi örüyorum. Yani aynı ilmekleri iki sıra örmüş oluyorum. Tersleri ters, düzleri düz olarak devam ediyorum. Ön yüzümüze tekrar gelelim arkadaşlar. Tersleri ters olarak, düzleri düz olarak tamamlayacağım. Son iki ilmeğimi de haroşa olarak örüp geliyorum. Birimin boyunu tamamladım arkadaşlar. 19 kez pirincimi kurdum. 20. pirincimi önden kurulumunu yaptım. Arka yüzden bir sıra düz ördüm. Haroşayı düz ördüğüm için önde bir diş haroşa oluşturdum. Şimdi tepe kısmını, ense kısmımızın kesimlerini yapacağız. Bize açık haliyle ölçüsünü vereyim. Burada genişliğimiz, tabi başını biraz saracağı için şöyle hafif açıyorum. Genişliği 32 santim. Yükseklik olarak da bu halimizle 13,5 santim. Şimdi bu kısmı haroşa olarak keseceğim. Önce 9 ilmek örüyorum haroşama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek haroşa ördüm. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa girip birlikte alıyorum. Bu kestiğim ilmeğin dışında tekrar 9 ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar soldan sağa girip bir kesim yapıyorum. Tekrar 9 ilmek örüyorum. Dokuz ilmeğimi ördüm. Bir kez daha kesiyorum. Soldan sağa girdim. Tekrar 9 ilmek. Kesimlerimin arasında 9'ar ilmeğim olacak. Soldan sağa girip kesiyorum. 9 ilmek örüyorum. Bir kesim daha yapıyorum. Ve son 9 ilmeğim. Dokuz ilmeğimi ördüm. Bir kez daha kesimimi yaptım.
ve son kenar ilmeğim bir tane haroşamı ördüm. Marka yüzümde hepsini düz olarak örüyorum. Ön yüzde kesim yapacağız. Önde haroşam oluşuyor. Arka yüzümü tamamlayayım. Bir kez daha kesimimizi yapalım. Arka yüzümü tamamladım. Bu kez 8 ilmek öreceğim. 9. ilmeğimi keseceğim. 8 ilmek haroşa ördüm. Kestiğim ilmeğin önündeki ilmekle kesimimi yapıyorum. Kestiğim ilmeğin önünde kesimler yaparak birer ilmek bu ilmeklerimi azaltıyorum. Kestiğim ilmeğime geldim. Sayalım buradan. Kesim yaptık. 2, 4, 6, 8 kesim yaptım. İlmek önündeki ilmekle beraber kesiyorum. Tekrar 8 ilmek örüyorum. Kesim yaptığım ilmeğime geldim. Bir önündeki ilmekle tekrar soldan sağa kestim. Bir kesim daha yapıyorum. 8 ilmeğimi ördüm. 9. ilmekle kestiğim ilmek. Sekiz ilmek ördüm. 9. ilmeği bir arkasındaki ilmekle birlikte alıyorum. Ve son kesimimi yapıyorum. İpimizi düzeltelim. Son kesimimi yaptım. Kenar ilmeğimi ördüm. Arka yüzde yine örgümü kesim yapmadan düz olarak, yani haroşa olarak öreceğim. Ön yüzde yine birer ilmek birer ilmek bu kestiğim ilmeğin önünden birer birer alarak buradaki ilmeklerimi azaltacağım. Kesimlerime devam edeyim. Ben de kesimlerimi ilerlettim arkadaşlar. En son birer ilmek kaldı. Kesim yaptığım ilmeklerin önünde. Şimdi bunları da kesiyorum. İkisini bir aldım. Diğer iki ilmeği birlikte aldım. Burada sadece kesim yaptım. 9 ilmeğin ortasındaki ilmeklerim kaldı. Ve sonunda da bir tane kenar ilmeğim. Yani toplam 7 ilmeğim kaldı. Şimdi arkadan bir kere daha öreceğim arkadaşlar. İlmekleri rahat toplayabilmek için. 7 ilmeğimi ördüm. Biraz uzunca bir ip keseceğim. Bu yan kısmımızı dikeceğiz. Haroşa bölümümüzü. Şişimden ilmeklerimi çıkartıyorum. Yedi ilmeğimi şişimize alalım kenara. Başlangıçtaki ilmeğimin içinden tekrar geçiriyorum iğnemi. Bu kenar haroşalarımızı pirinç bölümüne kadar karşılıklı olarak dikeceğim.
Tepe kısmından başlıyorum. Pirinç örgüme kadar burayı dikiyorum arkadaşlar. Haroşa ilmek bölümünü diktim. Şimdi ipimi arkaya alıp burayı da sabitleyeceğim. Ense kısmımızı oluşturduk. Haroşa ilmeklerimin arasından geçirerek sabitliyorum. Bir kez daha geçirelim. Sökülmesin. Evet, bakın böyle bir verimizi oluşturduk. Görüntümüz de bu şekilde. Şimdi burada kenarlarından hemen iki sıra arkadaşlar şey öreceğim, haroşa öreceğim. Ben tığımla bu işlemi yapacağım. Çünkü parmağımda öremediğim için biraz zorlanıyorum ilmek toplamakta. Şu ense kısmımızı da biraz toparlamak için buradan ilmek toplayacağım. Hemen başlangıç ilmeğimden başlıyorum. Şöyle şişimi alayım. Parmağınızla toplayabilirseniz, şişinizle toplayabilirseniz çok daha ne kadar hızlı yapabiliyorsanız hangi yöntemle çok daha rahat yapabilirsiniz. Ben bu şekilde daha hızlı çalışıyorum. Parmağımda ipimle alamıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ilmekleri bir toplayayım kenar kısmını. Hemen iki sıra kadar burada haroşa öreceğiz. Haroşa dişlerimin arasına giriyorum. Kenardaki iki ilmek haroşamın içlerine girip ilmek alıyorum. İlmeklerimi topladım arkadaşlar. 24 ilmek her iki kenardan 24'er ilmek aldım. Ortada bu dikiş yaptığımız yerden boşluk oluşmasın diye, germesin diye bir 3 ilmek de buradan aldım. Toplam 51 ilmek var şişimde. Şimdi haroşa öreceğim. Hemen 2 sıra kadar bir haroşa örüp keseceğiz arkadaşlar. Arka yüzden başladım haroşamı örmeye. İpimin katını açarak almışım ilmeğimi. Şimdi iki sıra haroşamı öreyim. Ön yüzde iki sıra haroşa oluşturalım. Örgümüzün arka yüzüne gelelim.
Arka yüzden kesme yapacağız. Ön yüzde örerek kestiğimiz için bir diş daha haroşa oluşacak. Sıralarımızı tamamlayıp geliyorum. İki sıra haroşamı oluşturdum. Ön yüzden örgümü örüp geldim. Arka yüzden ilmeklerimi kapatacağım. İlk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. İlkini üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek örüyorum. Şişteki ilmeği üstünden atlatıyorum. Bu işlemi örgümün gevşekliğinde yapıyorum arkadaşlar. Sıkma yapmasın. Örgümüz bozulmasın. Bir ilmek örüp şişimde beklettiğim ilmeği üstünden alarak ilmeklerimi kapatıyorum. Ön yüzde de bakın bir diş daha haroşa dişi oluşuyor. Şimdi bütün ilmeklerimi kapatayım. Bir kenarda bağcık yapacağız. Bağcığımızı başlayalım. İlmeklerimin hepsini kapattım. Bakın bir diş daha burada haroşa oluşturdum. Şimdi burada 3 tane ilmek alacağım. Bu haroşa ilmeklerimden yine yanlamasına ördüğüm ilmeklerimden 3 tane ilmek çıkaracağım arkadaşlar. Bir tanesi zaten şişimde var. Diğerini haroşa ilmeğimin içinden aldım. Bir tane de başlangıç ilmeğimden aldım. Şimdi iki ucu açık patik ya da bere şişlerinizden bu işlemi yapabilirsiniz. Ben 40 santimlik bere şişiyle öreceğim bunu. 3,5 numara yine. Bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimin diğer ucuna alıyorum. Şişimi çekiyorum. Diğer kenara geliyor. Yani ipim sol tarafta kalıyor. Örgü yönümde bırakıyorum ipimi. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. İki ucu açık bir şişse diğer ucunu çekeceksiniz. Benim misinalı şişim olduğu için ilmeklerimi tutuyorum. Şişimi çektim. Aynı yönde tekrar 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrar çekiyorum. Hiç örgümü oynatmıyorum. Hep aynı yönde. İpim sol tarafta örgü yönümde kalıyor. Bakın düzgün bir de burada bağcık örüyoruz. Çektim ipimi. Özür dilerim şişimi. Tekrar aynı yönde 3 ilmek ördüm. Şişimi çektim. İpimin yönünü hiç değiştirmiyorum. Örgümün yönünü değiştirmiyorum. Şişimi çekiyorum. Tekrar düz örmeye devam ediyorum. Dediğim gibi bere şişleriniz varsa çorap şişleriniz iki ucu açık bez şişler onlarla rahatlıkla örebilirsiniz. Yoksa da benim gibi bu 40 santimlik bere şişleriyle de gayet güzel örülüyor. Şimdi yeteri uzunluğa kadar öreyim arkadaşlar. Size kaç santim ördüğümü söyleyeyim. Diğer ucuna da yine aynı şekilde öreceğim. Beremizi, şapkamızı tamamlamış olacağız. Daha sonra da yeni doğan bebeğimizin patiğini de örelim ve bir tam takımı tamamlamış olalım. Bağcığımı örüp geliyorum. Bağcıklarımı tamamladım arkadaşlar. Size santim olarak vereyim. Bu bağcıkların uzunlukları sizlere kalmış. Ne kadar isterseniz uzunluğunu
Bir kez mi, iki kez mi fiyonk yapmak istersiniz? Onun zevki size kalmış. Ben 30 santim bağcıklarımı yaptım. Şapkam için. Şimdi şapkamızı şu şekilde bırakalım. Batiğimin birini hazırladım. Batiğimin taban ölçüsünü de şimdi vereyim sizlere. Topuk kısmından burun kısmına uzunluğumuz 9-9,5 santim civarında. Beremizdeki pirinç örgüsünü burada da patiğimizde de çalıştım. Yine aynı 3,5 numaralı şişime 31 ilmek attım arkadaşlar. Bir sıra haroşa ördüm. İpimi biraz uzun bıraktım tabanını dikmek için. Şimdi bu 31 ilmeğimizin ilk ilmeğini örmeden aldım. Burada gizli arttırmamı yapıyorum. Bunlar topuk kısmımı oluşturacak. Son ilmeğimden önce de artışlar yapacağım ve burun kısmı için de orta kısımda yapacağım. 14 ilmek haroşa örüyorum. On dört ilmeğimi ördüm. Sayalım tekrar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Gizli artışımı yaptım. Bir ilmek ördüm. Bu bir ilmeğin sağından ve solundan artışlarla devam edeceğiz. Tekrar artışımı yaptım. 14 ilmek de bu tarafta örüyorum. On dört ilmeğimi ördüm. Son ilmeğimin önünden artışımı yaptım. Arka yüzümde bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde tekrar artışımı yapacağım. Ön yüzümde bir ilmek iki ilmeğe çıktı. Şimdi ilk ilmeği boş aldım. Biri arttırmıştım. Bunu da örüyorum. Tekrar artışımı yapıyorum. Bu bir ilmeğin önünde 4 tane ilmeğim olacak. 4 kez arttırma yapacağım. Yine 14 ilmeğimizi örüyoruz. Ortada bir ilmeğimiz 3 ilmeğe çıktı. Şimdi bu iç ilmeğin başlangıcında ve sonunda artışlar yapacağız. 3 ilmeğime geldim. 14 ilmeğimi ördüm. Artışımı yaptım. 3 ilmek haroşamı ördüm. Tekrar artışımı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğe kadar örüyorum. Son 2 ilmeğime geldim. Son ilmeğimin önünde bir artışım vardı. Şimdi bir tane daha yaptım. 3 tane burada da ilmeğim oldu. Arka yüzümden yine haroşa olarak örüyorum. Bir kez daha arttıralım. Gizli arttırmaları ajörlü artışla yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz tavan kısmını. Son 3 ilmeğimizi de ördük.
Şimdi üçüncü artışımı yapıyorum. İlk ilmeğimi aldım. İki artış yapmıştım. Bu ikisini de ördüm. Bir kez daha arttırıyorum. Ortadaki ilmeklerim 5 ilmeğe çıktı. 14 ilmeğimi örüyorum. Bakın ortada 5 tane ilmeğim var. Artış yaptım. Bir ilmeği iki kez arttırdık. Şimdi artışımı yapıp 5 ilmeğimi örüyorum. 5 ilmeğin sonunda bir artış daha yapıyorum. Şu anda ortada 7 ilmeğim oldu. Bir sonraki artışta da 9 ilmek olacak ortada. Ve son 3 ilmeğin önünden artışımı yaptım. Bir kez daha arttıralım arkadaşlar. Toplamda 47 ilmeğe ulaşacağız. Dördüncü artışımızı da yapalım. Daha sonra pirinç kısmını, patiğimizin yükseklik kısmını öreceğiz. Bir kez daha artışımı yaptım. 47 ilmeğe ulaştım. Şimdi ön yüzümde pirinç kuracağım. Burada 5 kez pirinç kuracağız arkadaşlar. Ön yüzde pirinçlerimizi kuracağız. Verimizde yaptığımız gibi. İlk ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir düz örüyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Pirincimi kuruyorum. Bir ters bir düz olarak tamamlayacağım. Arka yüzde de ilmekleri yine gördüğüm gibi öreceğim. Sıramızı tamamlayalım hızlıca. Evet, bir ters bir düz olarak tamamladım. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Marka yüzümde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. Gördüğüm gibi bütün ilmeklerimi örüp geleyim. Ön yüzde pirinçlerimizi tekrar kuralım. Ön yüzümüze geldik. Şimdi yine pirincimize devam ediyoruz. İlk ilmeğimi aldım. İpimi çevirdim. Ters ilmeğimi düze çeviriyorum. Düz ilmeğimi terse çeviriyorum. Terslerin üstüne düz, düzün üstüne ters yaparak ikinci kez pirincimi kurmuş oldum. Burada patiğimize bir bakalım arkadaşlar. Burun kısmımızda yükseklik olarak 1, 2, 3, 4, 5 kez pirinç modelimi kurdum. Şimdi 5 kez pirinçlerimizi kuralım. İkinciyi kurduk. 3 kez daha yapalım. Yani toplamda 10 sıra örmüş olacağız. Daha sonra burun bölümünde kesmelerimizi birlikte yapalım. 5 kez pirinç modelimizi çalıştık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 10 sıra örmüş olduk. Şimdi burun kısmımızda kesmelerimizi yapacağız.
8 ilmek burada keseceğiz. 19 ilmek sağda, 19 ilmek solda olacak. Ortada 9 ilmeğim olacak. Yine pirincimi kurarak devam ediyorum. Tersimin üstüne düz örüyorum. Düzümün üstüne ters. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Şimdi 9 ilmekte burun kısmım için öreceğim. Bunun 8 ilmeğini öreceğim. 9. ilmeği sol şişimden 1 ilmek keserek alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 ilmek ördüm. 9. ilmeğimi soldaki kenardaki ilmeklerden birinden alarak kesmemi yapıyorum. Geri dönüyorum. Kestiğim ilmeği örmeden alıyorum. Yine düzün üstüne düz, tersin üstüne ters, arka yüzde aynı şekilde örüyorum. İlk ilmeğim şişimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Yine burada 9. ilmeğimle yine sol taraftaki ilmeklerden birini kesiyorum. Geri dönüyorum. Şimdi pirinçlerimi çalışacağım, yer değiştireceğim. İlk ilmeğimi kestiğim ilmeği ön yüzde örmeden aldım. Tersin üstünü düz örüyorum. Düzün üstüne ters. Pirincimi devam ettiriyorum. Tekrar 8 ilmek ördüm. En son düz ördüm. Kenardan bir ilmek keseceğim. 9. ilmekle kenardaki ilmeği birlikte aldım. Geri döndüm. Kestiğim ilmeği yine örmüyorum. İpimi çevirdim. Özür dilerim. Bu ters ilmek. İpimi çevirmeden bir ters ördüm. Bir düz, bir ters. Gördüğüm gibi yine pirincimi örüyorum. Son 8. ilmeğim. Bunu ters yönde kesiyorum. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğim üstüne ters ördüm. Terse düz. Bu 9 ilmek üzerinden 8 ilmeği örüp 9. ilmeklerde kesme yapıyoruz arkadaşlar. Bir önde bir arkada kesiyoruz. 9. ilmeğim ön yüzden kesiyorum. Alttan girdim. 2 ilmeği birlikte aldım. Geri döndüm. Kestiğim ilmeği örmüyorum. Sıradaki ilmek düz. Düzde devam ediyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Tersimi ördüm, düzümü ördüm. Buradaki kesmemi de ters olarak kesiyorum. 2 ilmeği ters olarak kesiyorum. Önde 2 tane düz çizgi, her iki kenarda düz çizgi oluşturuyorum. Sağında ve solunda. Şu kısımları örüyorum arkadaşlar. Şimdi yine pirincimizi değiştirelim. Terse düz, düze ters. Kenarlarda 11 ilmek kalana kadar burun kısmında ön yüzde ve arka yüzde kesmelerimizi devam ettireceğiz. 8. ilmeği, 9. ilmeği 8 ördüm. Sol şişimden bir ilmek eksilttim.
Yine geri dönüyorum. Ters mi ters, düz mü düz örüyorum. Son 9. ilmeğim. Soldaki ilmeklerden bir tane ters yönde kestim. Ön yüzümde pirincimi ters ilmeği, düz ilmeği terse çevirdim. Tersi düze 8 ilmeğimi yine örüyorum. Kestiğimiz ilmekleri önde ve arkada örmeden alıyoruz arkadaşlar. Kesme yaptıktan sonra şimdi 9. ilmeği kestik. Geri döndük. Örmeden aldım. Sıradaki ilmek düz. Tekrar 8 ilmek örüyorum. Burun kısmımızı tamamlamış olacağız. İpimi çevirdim. Soldan bir ilmek alıyorum. Ters yönde 9. ilmekle birlikte ördüm. Geri döndüm. Yine ön yüzde kestiğim ilmeğimi örmüyorum. Tersi düze çevirerek devam ediyorum. Yine 9. ilmeği arka taraftan ikisini birlikte aldım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2 ilmeğimiz kalmış arkadaşlar. Bir ters, bir düz. Pirincimiz arka yüzde devam ediyoruz. Dokuzuncu ilmeğim yine ters ilmek olarak kesiyorum. Ön yüzde pirincimize devam ediyoruz. Tersle başladık. Sekiz ilmeğimizi örüp tekrar keseceğiz. Arka yüzden kesmemi yaptım. Çevirdim. Düzü düz, tersi ters örüyorum. Şimdi ön yüzde bir kez daha keseceğiz. Son kesmemizi yapacağız. Ters yönde burada arkada kesimimi yaptım. Döndüm. Bir düzle başladım. Yine 8 ilmeğimizi ördük. 9. ilmeği kestik. Şimdi sayalım tekrar arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim kaldı. Bu tarafta da 12 olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Arka yüzden burada da kesmemizi yapacağız. Ters yönde kesip artık kesmelerimizi tamamlamış olacağız. Ters yönde 2 ilmeğimizi aldık. Geri döndük. Şimdi pirincimize devam ediyoruz. Ters en son modelimizi kurarak başlamıştık pirincimizi. Ters ilmeğim, son ilmeğim, düz ilmeğim, kestiğim ilmek. Sıradaki ilmek düz. Bunu terse çeviriyorum. Tersi düze, düzü terse. Burun kısmımızı tamamlamış olduk. En son düz ilmek örüyorum. Burada kenarda kalan 11 ilmeğim düzle başlıyor. Bunu da terse çevirerek pirincimi örüyorum. Şimdi arka yüzde yine
ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim ve boğaz kısmında iki kez daha pirinç çalışacağım arkadaşlar. Daha sonra da haroşa öreceğim 2-3 sıra. Bu sıramızı tamamlayalım ve iki kez de pirincimizi yine örelim. Burada 11, 9 ilmek önde, 20, 31 ilmeğimiz var şu anda. Şişimiz de öyle olması lazım. Sayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 ilmeğimiz var. Şimdi iki kez daha pirinç kuralım. Şu kısmımızı örüyoruz arkadaşlar. İki kez daha pirincimizi kuralım. Ön yüzde üçüncü kez pirinci kurduktan sonra burada 3 sıra arka yüzden haroşa örmeye başlayacağım. 3 sırada haroşa oluşturacağım ve arka yüzde ilmeklerimi kapatacağım. Şimdi tamamlayalım. 2 kez pirinç modelimi tamamladım. Ön yüzde pirinç kurulumunu yine yaptım. Arka yüzden haroşamı ördüm. 3 sıra haroşamızı ördük arkadaşlar. Şimdi arka yüzde ilmeklerimi kapatacağım. İlk ilmeğimi boşaldım. Sıradakini örüyorum. Şişimdeki ilmeği üzerinden atlatarak ilmeklerimi kapatıyorum. Bir ilmek örüp şişimdeki ilmeği atlatıyorum. Normal örgü gevşekliğinde yapıyoruz. Şimdi dikişimizi de yapalım ve patiğimizi de tamamlamış olalım. Bir iki ilmeğimiz kaldı. Son ilmeğimizi de kapattık. Şimdi biraz uzun bırakalım ipimizi. Dikişte kullanalım bunu. Önce taban kısmımızı dikelim arkadaşlar. İpimi biraz uzun bırakarak başlamıştım. Şimdi taban kısmımızı dikelim. Yani karşılıklı olarak ilmeklerimizin içinden giriyoruz. Bunu arka yüzümde yapacağım arkadaşlar. Çok daha düzgün bir dikiş olacak. Şöyle çevireyim. Arka yüzde
Haroşa ilmeklerimin aralarına giriyorum. Arka yüzden çok daha taban kısmı düzgün bir dikiş oluyor. Bu tümsek olan haroşa dişlerimin arasına giriyorum. Bakın şunların arasına. Taban kısmımızı dikiyoruz. Arkadaşlar bazı videolarda özür dilerim belirtiyorum. Dikiş dikmeyi kameranın önünde çok beceremiyorum. Gözlerim çünkü biraz bozuk gözlük kullanıyorum. Çok net göremiyorum. O yüzden de dikiş işini hiç kameranın altında yapmayı sevmiyorum. Beceremiyorum da zaten. Örgüyü güzel örebiliyorum ama dikişi maalesef. O yüzden de dikişsiz örgüleri tercih ediyorum. Şimdi bir de burun kısmımızı diktik. Son ilmeğimizi. Böyle nakışlı hırkalar, yelekler istiyor arkadaşlar. Anlatın. Anlatımını yapın diye seçemiyorum ki kamera arkasında yapıyorum ama kameranın altında işlemeyi halledemiyorum. Gözüm seçmediği için. Şimdi topuğumuzu diktik arkadaşlar. Bakın ön yüzde güzel bir dikiş oldu. Kenar dikişimizi de yapalım. Bu dikişimi ön yüzde yapabilirim. Haroşa ilmeklerini önce dikeceğiz. Karşılıklı olarak. Şöyle alalım. Evet, haroşalarım. Özür dilerim. Sesimden dolayı. Haroşalarımdan sonra pirinçlerimizi İlmeklerimizi karşılıklı olarak dikiyoruz arkadaşlar. Kenar kısmımızı da dikişini tamamladık. Topuk kısmımıza geldik arkadaşlar. Buradaki haroşalarımızı da yine karşılıklı dikeceğiz. Bakın güzel bir dikiş yaptık.
Buradaki haroşa ilmeklerimi de yine karşılıklı dikiyorum. Bir tane de ufak bir bağcık yapacağız. Onun da yapımını hemen sizlerle paylaşayım. Bunu da boğaz kısmından ilmeklerin arasından geçirebilirsiniz. Çünkü delik açmadım. Çabuk deforme oluyor. Sık sık kullanıldığı için örgünün arasından yürütebiliriz onu. Burada ipimi sabitliyorum. Patiğimizi tamamlamış olduk. Çok tatlı, şirin bir patik ördük arkadaşlar. Taban ölçüsünü yine sizlerle paylaşayım. Bakın ördüğümüz ölçümüz topuk kısmından burun kısmına kadar 9,5 santim taban genişliğimiz var. Şimdi hemen bağcığımızı göstereyim. Şöyle uzunca bir ip bırakıyorum arkadaşlar. Göz kararı bir miktar ip bırakın. Burada bir zincir çekiyorum. Uzun bıraktığım kenar ucu tığımın üstüne atıyorum. Parmağımdaki iple bir zincir çekiyorum. Tığımın üstüne diğer ipi attım. Bir zincir çektim. Bu şekilde bir bağcık yapacağım. Tığımın üstüne ipimi atıyorum. Bir zincir çekiyorum. Böyle göz kararı hemen bir fiyonk yapacak kadar hazırladım diğerini. Bunun uzunluğu sizin zevkinize bağlı. İstediğiniz uzunlukta bir bağcık çalışabilirsiniz. Uzun bıraktığım, kenarda bıraktığım ipi tığa atıyorum. Ana ipimi, parmağımdaki ipimle de zincirimi çekiyorum. Bağcığımı da oluşturayım. Geliyorum. Patiklerimizi de tamamladık arkadaşlar. Çok şirin, güzel bir patik oldu. 3 aya kadar bebeklerimiz rahatlıkla kullanabilirler. Buraya bağcığımızı yapmamız da bizim için bebeğimizin ayağından çıkmaması için güzel oldu. Hoş bir takım elde ettik. Beremizle birlikte güzel bir çalışma yaptık arkadaşlar. Bir yumaktan az ip kullandım. Yarım yumaktan biraz daha fazla ip kullandım. Daha önceki videolarımda hırkasını ve yeleğini örmüştüm. Battaniyemin de anlatımı var kanalımda biliyorsunuz. 3 boyutlu çiftli pirinç modeline ben takım oluşturdum bunları. Bunların yapımını da videolarında kanalımda bulabilirsiniz. Tam takım olarak battaniyeme 5 yumak kullandım arkadaşlar. Hırkam ve yeleğim için birer yumak kullandım. Yeleğimden bir parça arttı. Yarım yumaktan fazla da berem ve patiklerim için kullandım. Toplamda 8 yumak Alize Baby Best ipiyle 240 metrelik iple bir battaniye ve yeni doğan takımını hazırlamış oldum. Umarım anlatımımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Keyifli örgüler diliyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın.